Merhabalar değerli katılımcılar, hoş geldiniz. Evet, yeni bir eğitimde sizlerleyiz. Bugün Legrand Türkiye Grubu Ülke Pazarlama Direktörlüğü eğitim birimi olarak sizlerle KNX sistem çözümleri konulu eğitimimizden bahsedeceğiz. Ürün portföyümüzde yer alan KNX ürünlerimizden ve diğer teknolojilerden bahsedeceğiz. Dilerseniz eğitimimize başlayabiliriz. Bina ve yapılarda elektrik altyapı uzmanlığı ile yeni nesil binalar içinde çözümler sunan Legrand, KNX aydınlatma yönetim sistemleriyle kontrol, güvenlik ve tasarruf sağlamaktadır. 1999 yılında kurulan Belçika yasalarına göre yönetilen, kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan KNX CVBA tarafından yönetilmektedir. KNX Derneği'nin 1 Temmuz 2021 itibariyle 45 ülkeden 500 kayıtlı donanım ve yazılım satıcı üyesi vardır. 172 ülkede 100 bin kurulum şirketi ve 500'den fazla kayıtlı eğitim merkeziyle ortaklık anlaşmaları vardır. Tabii ki bu telifsiz bir açık standarttır ve bu nedenle KNX spesifikasyonlarına erişim sınırsızdır. Bu az önce vermiş olduğum sayısal veriler muhtemelen tabii ki 3 yıl geçtiği için daha da artmıştır. Elimizdeki son net veriler bunlar olduğu için sizlerle paylaşmaktayım. Evet, burada bina otomasyon sistemlerine bir göz atalım. Modbus'tan başlayalım. Daha çok enerji izlemede kullanılan bir teknoloji. KNX ise aydınlatma sistemlerinde ışık parlaklığını ayarlama, perde, panjur, tüketim noktalarının kontrolü, ısıtma, soğutma, iklimlendirme gibi geniş bir yelpazede ticari, ofis, konut ve endüstriyel tesislerde kullanılan bir açık, bir telifsiz standart. N-Ocean teknolojisi ise öncelikle bina otomasyon sistemlerinde kullanılmaktadır. Aynı zamanda endüstriye, ulaşım, lojistik veya akıllı ev çözümleri gibi diğer uygulama alanlarında da kullanılan bir enerji hasadı kablosuz teknolojisi olarak tanımlayabiliriz. Zigbee ise çok şu an yeni bir, taze bir teknoloji. Akıllı ev sistemlerinde kullanılan yeni bir protokol olduğunu söyleyebiliriz. Bunu da ilerleyen dakikalarda inceleyeceğiz. Bitigino SCS ise bizim grup firmamızın KNX benzeri bir yapıya sahip bir akıllı otomasyon sistemidir. Meterbus veya Mbus olarak görmekteyiz. Su, gaz veya elektrik sayaçlarının uzaktan okunması için bir Avrupa standardıdır. Meterbus değerli konuklar. Bucknet ise bina otomasyon kontrol ağı olarak geçmekte, bir tür bina otomasyonu haberleşme protokolüdür. Loanworks'a bakalım. Bina otomasyonu için sistemler arası fonksiyonları içeren açık ve birlikte çalışabilir bir sistemdir. OpenTerm ise kombilerde kullanılan haberleşme protokolü diyebiliriz. DALI'ye gelecek olursak, DALI aydınlatma arma türlerinin dijital kontrolünü ve birbirleriyle çift yönlü haberleşmelerini sağlayan açık bir iletişim protokolü olduğunu söyleyebiliriz. Devam edelim. Evet, KNX burada da bina otel yönetim sistemlerini kullanan uluslararası bir protokol olduğunu ve az önceki sizlere saymış olduğum verilerde yer alan bilgiler burada da yer alıyor. KNX açık ve ortak çalışabilme özelliğiyle rahat ve fonksiyonel kurulum sağlıyor. Tabii ki KNX ismi nereden geliyor? Connex, yani bağlantı kelimesinin kısaltılması gibi düşünebiliriz. Buradan yola çıkacak olursak KNX şeklinde ifade ediyoruz. Evet, KNX her türlü kullanıcı ihtiyaçlarına cevap vermektedir. KNX'in 4 segmentte tanımlayabiliriz. Konfor, esnek, tasarruf ve güvenlik. Konfor sağlarken esneklik sağlamakta, aynı şekilde tabii ki tasarrufun da yanı sıra konforlu bir şekilde sizin bu cihazları, ekipmanları, sistemleri kullanmanızı olanak sağlıyor. Tabii ki bunu esneklik de katıyor ve aynı şekilde güvenlik durumlarında yaşamadan, güvenlik sorunlarıyla da karşılaşmadan bunu verimli bir şekilde, performanslı bir şekilde size sunmakta KNX. Devam edelim. Burada KNX ile neleri kontrol edebiliriz? Az önce saymış olduğum
ibareleri ikon olarak burada da görüyoruz. Aydınlatma, ısıtma, soğutma, hava durumu senaryoları, ölçüm, ısıtma, perde, panjur, tüketim kontrolü. Yani tüketim noktaları dediğimiz prizler, evlerimizde, ofislerimizde yer alan prizlerin kontrolü. Ne kadar enerji çekti, ne kadar bir sarfiyat var, ne kadar bir güç tüketiliyor. Bunların farkında oluyoruz. Haliyle boşa giden bir enerjinin kimse istemez. Ay sonu ödeyeceğimiz faturaya yansıyacağı için hem de enerji sarfiyatı ve çevremize de aslında zarar vermiş oluyoruz. Enerji verimliliği açısından da tüketim noktalarının kontrolü bu anlamda çok önemli. Havalandırma sistemleri, priz kontrolü burada da karşımıza çıkıyor değerli konuklar. Devam edelim. Uygulama alanları, konutlar demiştik, ticari ofisler, otel çözümleri, endüstriyel lokasyonlar da dahil. Tabii ki tüm bu ana segmentlerin altında kırılımları görüyoruz. Aslında az önce hepsini saydık konut bazında. Otelde neler yapabiliyoruz? VKC uygulaması dediğimiz Virtual Key Card giriş çıkış senaryoları ve D&D Mur dediğimiz yani Do Not Disturb veya Makeup Room odamı temizleyin veya rahatsız etmeyin gibi çözümleri elektronik olarak KNX sistemleriyle ve bizim ürün çözümlerimizle birlikte yapabiliyoruz. Tabii ki yatak başı otomasyon anahtarları sayesinde kolaylık, konforluk sağlanıyor. Termostatlı anahtarlar yardımıyla iklimlendirme kontrolü sağlanıyor. Otel yönetim sistemleriyle de entegrasyonu sağlanıyor. Bu saymış olduğum ürünlerin özelliklerin konutların merkezi izleme ve kontrol imkanı da yine otel çözümleri altında görebiliriz. Ofislerde tabii ki aydınlatma kontrolü çok önemli. Bu anlamda yine VRV klima sistemleri, tavandaki klima sistemlerinin yönetilmesi çok önemli diyoruz. Devam edelim. Burada KNX sistem mimarisine bakalım. Üç katmanlı bir yapı. Bu mimari ilk olarak saha seviyesinden başlayalım. Yani bizimle birebir etkileşim halinde olan cihazlar. Nedir bunlar? Aydınlatma dedektörleri veya hareket dedektörleri şeklinde söyleyebiliriz, sıralayabiliriz. Daha sonra bunun tabii ki üst katmanında ne var? Bu otomasyon seviyesinin gerçekleştiği bir ayrı bir dünya var tabii ki burada. Burada IP router ve diğer DALI kontrolcüleri, KNX güç kaynakları gibi cihazlar yer alıyor. Bu hareket dedektörleri ve aydınlatma dedektörlerinin bizimle etkileşim halinde olduğu sırada çalışıyor haliyle. Bunlar için de bir cihazlar, yönetici cihazlar gerekiyor. Otomasyon seviyesi olarak buraları söyleyebiliriz. Tabii ki otomasyona gelmeden önce de ilk aşama olan entegrasyon seviyesi yani Engineering Tools Software yazılımı, ETS yazılımıyla da bu senaryoları nasıl yazabiliriz, komutları nasıl yazabiliriz, IP router'ın, aktüatörün beynini nasıl kodlayabiliriz? Tabii ki ETS yazılımında bu senaryoları yazarak daha sonradan cihazlara yüklenmesi gerçekleştiriliyor ve 3 mimaride, 3 katmanlı mimaride olduğunu söyleyebiliriz KNX sistem mimarisinin. Burada sistem topolojisine bakalım. Part 1'den Part 64'e kadar saha cihazları yani aktüatör dediğimiz cihazı görmekteyiz. Senaryo anahtarı vesaire gibi ekipmanlar tabii ki yer alıyor. Burada kablolamadan da bahsediyoruz aynı zamanda. Tek ana hata 64 cihaz bağlanabiliyor değerli konuklar. Line 15'e kadar paralel line bağlantısı yapılabiliyor. Burada bahsetmek istediğim nokta line 1 var. Arada tabii ki line 15'e kadar farklı farklı line'lar var. 15 adetlik. KNX güç kaynağı 640 mA veya 320 mA. Part 64 veya Part 32 bu bilgiden geliyor. Her cihaz yaklaşık 5-10 mA gibi akımlar çekmektedir. 64 taksim 32 cihazı tekabül ediyor bu değerler. Değerli konutlar. Topoloji burada görmüş olduğumuz üzere. Burada ise her cihazın fiziksel adresi olmak zorunda. Line kapları 0 ile bitmelidir şeklinde söyleyebiliriz. Görmüş olduğunuz üzere. Devam edelim. Linya bağlayıcı, line coupler. Linyeler arasında galvanik bir izolasyon sağlıyor. Bir linyede 64 cihaza kadar bağlantıyı destekliyor. KNX hattında iki kıvrımlı kablo ile bilgi iletimi sağlanmakta. Kırmızı siyah konnektör KNX cihazına bağlanarak bas hattına açılması sağlanıyor. Buraya bir ofis binası gibi düşünebiliriz. Doğu kanadı ve batı kanadı ve 5 katlı bir ofis düşünebiliriz. Tabii ki galvanik izolasyonda elektromanyetik gibi etkenlerden cihazın diğer cihazlarla elektronik cihazlarla birbiriyle parazit gibi etkilerden korunması için bir izolasyon yalıtım durumu
söz konusu. Devam edelim. Burada backbone coupler, line coupler'ın daha kapsayıcı ve üst seviye sistemi gibi düşünebiliriz. IP router'ın omurga yapısında bu şekilde kullanılmasını görmekteyiz. Ana hat 1 ve ana hat 2 şeklinde burada örneklendirdik. Tabii ki IP ağ yapısından dağıtılıyor. KNX routerlarına veya aktüatörlerine. Aktüatör de bir KNX, yani bu akıllı ev sistemlerinin veya otel çözümlerinin senaryolarının komutlarının yüklendiği bir beyin gibi düşünebiliriz. Aktüatör olarak bunu tarif edebiliriz. Burada ise yine IP router'ın line coupler, linya bağlayıcı yapısında kullanılmasını görmekteyiz değerli konuklar. Burada da yine ana hattımız var. IP router'ın ana omurga yapısında kullanılmasını görmekteyiz. Burada fiziksel adres ve grup adresi farklı sistemlerdir. Buna da değinmek istiyorum. Devam edelim. Burada ETS yazılımından bahsediyoruz. Az önce de Engineering Tools Software olarak söylemiştim. KNX org'dan indirip kullanabiliyorsunuz, kurabiliyorsunuz. Veya bizim Logran doc.com web sitemizde de mevcut değerli konuklar. Evet, devam edelim. Kablolama topolojisine bakalım. 29 volt DC şeklinde sağlanmakta bus hattı ana hat. Tabii ki 9600 BPS'ında seri modda iletiliyor. Maksimum bus hattı uzunluğu 1000 metredir. İki cihaz arasındaki maksimum mesafe 700 metre. Ve bir cihaz ile KNX güç kaynağı arasındaki maksimum mesafe ise 350 metredir değerli konuklar. Evet, devam edelim. Bağlantı topoloji şekillerine bakalım. 3 şekilde yer alıyor. Line, star ve tree dediğimiz ve tabii ki bunlar bir kapalı döngü oluşturulmaması gerekiyor. Gördüğünüz üzere bir loop yapılmaması gerekiyor. Hepsi açık bir noktada bitirilmiş durumda. Line ve star'ın birleştirilmesinden tree olarak türetildiğini de görmekteyiz. Aslında bir hibrit sistem. Devam edelim. DALI kablolama örneğine bakalım. Ofislerde çok büyük önem arz ediyor. Aşağıdaki görselde de görmüş olduğumuz üzere pencereye yakın aydınlatma armatürünün parlaklığı daha düşük. Ortada yer alan biraz daha yüksek. En sonda, yani pencereye en uzakta yer alan aydınlatma armatürü daha parlak. Çünkü ışık daha oraya az ulaşacağı için bu şekilde bir oranlama yapılabiliyor. DALI armatürleriyle de böyle akıllı aydınlatma sistemleri, enerji tasarrufu ve enerji verimliliğini ön plana çıkaran adımlar atılması mümkün değerli konuklar. Evet, KNX sistem ürünlerine bakalım. 3 kategoriden oluşuyor. Sensör, aktüatörler ve sistem ekipmanları şeklinde bunları sıralayabiliriz. Burada ise yine KNX ürün portföyümüzde yer alan ürünleri görmekteyiz. Entegrasyon ve izleme alanındaki ürünler, ekranlar dediğimiz yeni nesil ekranlarımız teknolojiye sahip. Daha sonra anahtarlar ve sensörler segmentinde yer alan anahtar ekipmanlarımız, sensör ekipmanlarımız, giriş cihazlarımız, termostatlarımız ve tabii ki altyapı ve aktüatörleri görmekteyiz. Geniş bir aktüatör ürün ailesine sahibiz bu anlamda. Devam edelim. Burada KNX anahtarlarımızın seçim tablosunu, referans numaralarını ve teknik detaylarını görüntülemekteyiz. Bunlara yine sitemizden ulaşabilirsiniz. Logran.com.tr'den KNX ürünlerimize ulaşabilirsiniz. Bitigino web sitemizde de yer almakta değerli konuklar. Bitigino grup markamızın Limit Now ve Axolotl Limit Light anahtar modelleri, ürün aileleri bulunmakta. Bunlar tabii ki geleneksel yapıdan akıllı yapıya, bağlı yapıya da dönüştürülebiliyordu. Burada da bunları görmekteyiz. Ve tabii ki Logran ürün ailemizde yer alan sistem armada anahtar prizlerimizin de yine aynı şekilde butonlarını, akıllı butonlarını burada görmekteyiz. Hızlı geçtim, evet. Burada ise KNX anahtarlardan yeni ürünlerimiz olan maliye sensörleri görmekteyiz. 2 buton 4 kontrol, 3 buton 6 kontrol, tabii ki 4 buton 8 kontrol şeklinde senaryoları farklı farklı 4'ten fazla senaryomuz olabiliyorsa bu şekilde buradaki ürünlerimizde bunları sağlayabiliyorsunuz. Termostat ve otomasyon anahtarı da yine maliye sensör ürün ailemizde bulunmakta. Farklı renklerle yine tercih edebiliyorsunuz, kişiselleştirebiliyorsunuz.
Aynı sıcaklık kontrol ekipmanlarımıza gelecek olursak da yine burada termostat ve aktüatör cihazlarımızı görmekteyiz değerli konuklar. Devam edelim. KNX dokunmatik ekranlarımıza bakalım. Dokunma ve izleme, dokunma kontrol ünitelerimize bakalım. İki ürünümüz yer alıyor. 4 inç ve 5 inçlik dokunmatik ekran yer almakta değerli konuklar. Neler yapabiliyoruz? Ona da tabii ki değinelim. Yine dinleme RGB kontrolü, yani renkli bir aydınlatma yönetimi gibi seçenekler yapabiliyorsunuz. Kırmızı, yeşil, mavi ve 64 renk seçeneği oluyor. Panjur ve senaryo kontrolü, HIVAC kontrolü, ses kontrolü, enerji ölçümü dahil 9 kontrol imkanı sağlıyor bizlere. Burada KNX aktüatörlerimizi farklı noktalarda farklı amaçlara hizmet edecek şekilde görmekteyiz. Teknik detaylarıyla değerli konuklar. Altyapı ürünlerimiz de yine burada yer aldığı gibi IP routerlar, line coupler'lar, KNX kablosuz anahtar şeklinde KNX bus buton arayüzü şeklinde bulunmakta farklı farklı alanlarda. KNX sensörlerimiz de burada yer aldığı gibi farklı kapsama çapına sahip ve yüksekliğine sahip onlarca teknolojiye sahip farklı ürünlerimiz bulunmakta. Her amaca hizmet eden, her alanda kullanılması mümkün olan KNX sensörlerimiz. Mikrodalga pır artı US dediğimiz yapıda, dual yapısı da bulunmakta. Tek başına pır yapısı da, yüksek yoğunluklu yapı da bulunmakta değerli konuklar. Ve mikrodalga teknolojisiyle algılama yapan sensörlerimiz de bulunmakta. Değerli katılımcılar, dinlediğiniz için teşekkürler. Legrand Türkiye grubu olarak bugünkü eğitimimizi sizlerle birlikte tamamlıyoruz. Sorularınız varsa ekranda görülen mail adresime direkt mail atabilirsiniz. Tüm sorularınızı en kısa sürede tarafınıza mail ile dönüş yapmaktayım. Teknik destek hattı numaramız, info mail adresimiz ekranda yer almaktadır ve YouTube kanalımıza da Legrand Türkiye TV yazarak ulaşıp abone olabilirsiniz. Bu ve buna benzer onlarca içeriğe sahip eğitim videolarımıza dilediğiniz yerden, dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Ve Legrand Inform, Estat, Bitigino markalarımızın da sosyal medya hesapları, LinkedIn hesapları, Instagram hesaplarına ulaşıp takip almanızı tavsiye ediyorum. Online eğitimlerimizle alakalı duyurular ve diğer ürün paylaşımları düzenli bir şekilde yapılmaktadır. Dinlediğiniz için teşekkürler. Diğer eğitimlerimize görüşmek dileğiyle sağlıklı günler dileriz.